Merhabalar. Bugün vegan Nutella yapacağız birlikte. Bunun için 10 dakika fırında kavurduğum fındıklarım var. Bunları önce bir küçülteceğiz. O yüzden bir robota ihtiyacımız var. Sağlıklı ve güzel bir vegan Nutella yapacağız. Hadi bakalım. Eğer fındık yerine fındık ezmeniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Hem daha çok daha kolay olur. Mükemmel kokuyor. Şimdi bir aşağı indirelim. Şimdi bu birazcık daha böyle yapış yapış bir halde ama istediğimiz kıvamda değil, birazcık daha blenderlayacağız. Bu yüzden güçlü bir robota ihtiyacımız var aynı zamanda. Eğer orta güçlü bir robotunuz varsa daha uzun süreli yapmanız gerekecek. Tekrardan. Şimdi bakın, göstereyim. Gayet güzel fındık ezmemiz ortaya çıktı zaten. Şöyle yapısını da göstereyim hafiften. 10 dakika bir süre içinde bu hale geliyor. Şimdi hepsini tekrardan aşağı doğru iyice götürüp diğer malzemelerimizi ekleyelim. Önce kokonat yağımız. Hafif katı. Hiçbir önemi yok. Sıvısını da kullanabilirsiniz. Yani eritip de kullanabilirsiniz. Tuzumuz. 7 tane hurmamız. Bu tatlılığı verecek olan şey zaten. Hem de sağlıklı olmasını da sağlıyor. Bu şekilde fazla şeker kullanmadan direkt hurmayla tatlandırabiliyoruz. Bitkisel sütümüz. Çeyrek bardak kadar. Bir de agave şurubumuz. Şimdi isterseniz akça ağaç şurubu da kullanabilirsiniz. 2 kaşık kadar, 2 yemek kaşığı kadar döktüm. Tamam. Bir de en son malzememiz olan saf kakao tozumuz. Onu da dökeceğim. Ve tekrardan blenderlayacağız. Çekim esnasında kameram kapanmış. En son kavanoza dolduruyordum ben de Nutella'yı. Şimdi de birkaç tane fotoğraf çekeceğim. Kapak fotoğrafı için. Yaptığım Nutella'yı kavanoza koydum. Size de kavanoza koymanızı tavsiye ederim. Bu arada bu da minik süsüm. Yapısı yani dokusu güzel oldu. Biraz daha sürülebilir bir dokuyu elde ettim. Eğer işte en son koyduğum gibi sütü koymazsanız biraz daha katı bir Nutella'nız olur. Bu arada tadı gayet güzel oldu. İşte her şekilde, istediğiniz herhangi bir şekilde Nutella'yı tüketebilirsiniz. Normal Nutella'ları kıyasla daha sağlıklı oldu. İşte bu.